Merhaba Penguen. Sarpludomuzu teklif yaptığı havalara mı girdin? Yok abi, ne havası? Ne o zaman? Alsın sana bir tane pilav arabası. Bundan sonra ona çalış, he? Çalışır mıyım abi? Senden memnunum. Daha ne? Verdiğim para yetmiyor abi. Sabaha kadar uykusuz kalıyorum. Vallahi benden bu kadar. Ekmek aslanın ağzında Adem. Kumar oynamak istiyorsan keyfin bilir. Yok abi, deli misin? Pilavcılık falan yapacağından değil. Aramızı bozmaya çalışıyor kitapsız. Alo. He? Ne olsun, çalışıyoruz işte. Sen neredesin? İyi, hadi kolay gelsin. Görüşürüz. Dursun evladım. Evladım, gel. Evladım, şuraları da alıver. Orası benim bölgemin dışında bey amca. Ne olur evladım, eline yapışmaz ya. Al şunu da bir çay içersin. Sağ ol bey amca. Hocam günaydın. Oo, günaydın efendim, günaydın. Erkencisin yine. Ne yapalım efendim, mecburen. Ben de 6'da kalktım. Sevim'in kahvaltısını hazırladım. Oh oh, nasıl, toparladı mı kendini iyice bari? Pansumanlar bitti. Bugün bizim kızıl da bakacak. Görüyor musunuz efendim? Çöp torbalarının ağızlarını bağlamıyorlar. Her şey etrafa saçılıyor. Ben bağlıyorum. Benim adım Cemil. Çok teşekkür ederim. Aa, kalktın mı Sevim? Günaydın. O kadar da rica ettim. Kimsenin aldırdığı yok. Yahu uygarlık temizlik demektir. Anlatamıyorum bu insanlara Cemil Bey. Cemil Bey. Torbaların ağzını bağlamakla iş bitmiyor efendim. Siz kedilere bir çare bulun asıl, kedilere. Apartmanın kapısı sabahtan akşama kadar açık maşallah. Giren çıkan belirsiz sayenizde. Öyle yöneticiliğe heveslenmek kolay. Allah Allah. Kim heveslendi ya? Seçtiniz bizde hizmet olsun diye. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Buyurun. İyi günler. İyi günler. Hadi abi görüşürüz. İyi günler. Düşündün mü evladım o sana söylediğim şeyi? Düşündüm. Yok, olmaz o iş. Kusura bakma. Aldın mı cevabını? Hocam günaydın. Günaydın evladım. El öpmek yok mu kızım? El öpenleriniz çok olsun. Dersler nasıl bakalım? İyi Muvaffak amca. Benimki de iyi. İkisinin de maşallah var. Doktor olacaklar Türkan teyzeleri gibi inşallah hocam. Hadi inşallah. Teşekkür yok mu kızım? Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Düşürmeyin sakın. Sokun cebinize. Alın bakalım beslenmelerinizi de. Hadi güle güle. Hadi kenardan yürüyün kızım. Hadi sallanma. Ver şu ekmekle sütü. Dikkatli gidin kızım. Banu, tut ablanın elini. Duydun mu eşek, ver şunları dedim. Bağırmayın efendim. Ne oluyor öyle eşek meşek, patladınız mı? Sıranızı bekleyin. Evladım, git sen de yap servisini. Aklınızdan zorunuz var biraz herhalde. Rica ederim, terbiyenizi takırım beyefendi. Hadi Cafer, üst kattan başla. Hocam, bu sefer... Hasbinallah. Hala üst kattan diyor. Böyle terslik nerede görülmüş? Deli midir, divane midir? Hakaret ediyor Cafer, şahitsin. Aldırma hocam, büyüklük sende kalsın. Buyurun. Ver şu ekmeği de çabuk. Niye ağlıyorsun oğlum? Dövdüler mi seni? Ne dövmesi efendim? Yöneticimizle uğraşıyor. Seni alaksız seni. Defol buradan. Kırarım bacaklarını ha. Tamam. Hasbinallah. Hadi hocam hadi gel. Nazif. Nazif kalk. Nazifciğim. Hadi kalk. Baban yine birileriyle kavga ediyor. Kavga mı? Ne kavgası bu? Yine apartman kavgası herhalde. Biraz acele et Nazif. Montumu getir Aysel.
Günaydın, nereye böyle? Sana geliyordum babacığım. Gene ne oldu? Yüreğimiz ağzımıza geldi. Yok bir şey. Tabri Bey'in münasebetsizliği. Ne kıskanç adammış ya. Baba vallahi bak. Sen bu gidişle herkesle kapışacaksın apartmanda. Bu iş sana göre değil babacığım. Sağlığını düşün biraz. Bırak şu yöneticiliği falan. Olmaz öyle şey. Hizmetten kaçtı dedirtmem kendime. Sen neden o kadar geç geldin dün gece? Sorma babacığım. Arabayı bırakmaya giderken bir müşteri çıktı. Çek Dudullu'ya dedi. Oo, dünyanın öbür ucu. Gece tarifesi iyi para tutar diye aldım. Ay şu çaya bakacağım. Kötü bir şey mi oldu yoksa? Yok canım yok. Ne oldu lan Nazif? Sorma baba. Herif zil zurna sarhoşmuş. Yol boyunca konuştu da konuştu. Asarım keserim. İkide bir de elini beline atar. Nazif evladım. Ne zamandır aklımda. Sana bir odun yaptıralım. Odun mu babacığım? Odun. Kazma sapı gibi bir şey. Koyarsın koltuğun yan tarafına. Yapma baba, ben şiddet kullanamam bilirsin. Aa! Sesini yükseltme ulan. Ne şiddeti? Kendini savunacaksın. Şöyle okkalı bir sopa. Kodun mu? Düşün sen bu dediğimi. Sen gecikince aklıma hep kötü şeyler geliyor Nazif. İçim her gece pırpır. Biliyorum Aysel'cim ama mecburuz ek bir iş yapmaya. Şimdi bile kooperatifin ödemelerine yetişemiyoruz bak. Öğretmeni bu hallere düşürenler utansın. Ali, müsait misin oğlum? Gireyim mi? Gel. Ah. Yüzümü kestim senin yüzünden beyin işte. Tıraş mı oluyordun? Söylesene oğlum. Ya siz yokken ne rahatmışız. Geldiğiniz gene başladı sefalet. Güzel konuş eniştenle bak. Çekil bakayım şöyle. Çadırda yaşayanlar ne yapsın? Onu biraz da devlet düşünecek enişte. Sabah sohbeti başlamış. Başladık efendim. Günaydın. Günaydın. Şöyle bir açın bakayım babanıza da. Ya bu su bedava mı geliyor? Böyle şaşırak kıtılmaz ki. Ya bari sen bekle biraz be baba. Acelemiz var. Zeynep'i iş görüşmesine götüreceğiz diyoruz. Arabayı istiyorsun yani. Ben ne yapacağım? Siz de ben götürürüm efendim. Rica ederim. Aile dayanışması. Ya yetişmeyin be oğlum ya. Bu kadar aile dayanışması da fazla. Anneciğim günaydın. Günaydın Bilgeciğim. İyi uyudunuz mu bu gece? Bizim bir şikayetimiz yok da anneciğim. Geldik sizin rahatınızı kaçırdık yine. O nasıl söz öyle kızım, aşk olsun. Bizim de yok bir şikayetimiz. Ha anne, unuttum sormayı. Konuşabildin mi Serpil Hanım'la? Ay sus sorma. Konuştum. Kadıncağızın hiçbir şeyden haberi yokmuş. Aa. Çıldırdı. Bilmiyor muymuş kocasının kirayı ödemediğini? Bilmiyormuş ya. Ödendi sanıyormuş. Adam kirayı ödemek için ikisinden de para almış. Aslan da mı? Evet. Kız işe girdi ya, para biriktirmiş biraz. Rezalet. Onu da kumarda yedi Allah bilir. Ne olacak şimdi? Bilmem ki. Babanda da kabahat var kızım. Bir türlü açamadı şu tahliye davasını. Çok yumuşak yüzlü, çok. Olmuyor ama efendim. İkinci sınıf insan muamelesi görüyoruz biz bu evde. Çişimizi bile yapamıyoruz. İnsan hiç kendi kızını dolandırmıyor baba. Utan utan. Bizim 3 aylık da gitti. Tüh. Vallahi yedirmem onu sana Seda. Ya güzellikle verirsin ya da ben biliyorum yapacağımı. Paramı en geç yarın istiyorum baba. Palto alacağım. Uzattınız ama kardeşim ha. Demedik ya paranızı. Ödeyeceğiz dedik bak. Bu kadar yüklenilmez ki insana. Başlarım şimdi taktukundan ha. Ne oluyor öyle? Hem suçlu hem güçlü. Vallahi yolarım eklerini. Serpil yavrucuğum, ikiniz de beni anlamıyorsunuz. Bana birkaç gün zaman tanıyın tak. Birkaç gün yok baba, yarın. O kadar ömrün kalmadı Sedat. Ölümün akşama sabaha benim elimden olacak. Sadece hafta başına kadar güzel karıcığım. Birazcık sabredin. Kağıtlar hızla yükseliyor. Hangi kağıtlar? Ne? Sen paramızı borsaya mı yatırdın yine? Tabii kardeşim, cız internetten. Ne sandınız? Altılıda batırmadık herhalde. Tüh! Buyurun devrilsin inşallah. Pazartesi 5 katına çıkacak o para diyorum size kardeşim tak. Öf, çocuk mu kandırıyorsun baba, ben anlamam, yarın istiyorum. Gitti paralar kızım, gitti. Bir bardak su iç üstüne. Borsa filan hikaye. Hikaye değil kardeşim. 3 gün sonra internetten cız. Aslı beni tut, vallahi boğacağım bu adamı. Aman kızım. Şükrü abi ise ben yokum, cızız gittim. Aç kızım aç. Açamam anne, ben utanırım. Aç dedim, ben konuşacağım.
Oh. İyi günler. Patla inşallah. İyi duyabildin mi bari konuştuklarımızı Cafer Bey? Yok efendim, ne dinlemesi. Şimdi geldim valla. Buyurun. Cafer. Buyur Sedat Bey. Uğradın mı Şükrü Beylere? Uğradım Sedat Bey. Sordun mu beni? Yo, sormadı. Ama kafası çok bozuktu. Kira işine takmış belli. Yandık. Cafer'cim aman sorarsa yokum. 3 gündür şehir dışındayım. Anlaşıldı mı tak? Tamam efendim. Ne demek? İyi günler. Horozumu kaçırdılar damdan dama uçurdular suyuna da pilav pişirdiler. Sahanda yumurta nasıl pişirilmiş gör ablacığım. Aman biliyoruz kız. Ne varmış onda? Horozumu kaçırdılar damdan dama. Aman ablacığım uzak dur. Yazışamasın yavruya. İkimiz harikalar yaratacağız klipte. Prens söylesene kız babana. O sapı ne kadar erkek ablacığım. Kız değil. Horoz o horoz. Vatandaş onunla gurur duyuyor. Buraya bak şimdi. Dikkat. Tek hamlede sarıyı dağıtmadan. İşte yumurta böyle kırılır ablacığım. İyi kız anladık. Ne oldu bizim dolarlar? Ne dolar ablacığım hasretme. Şairle Sabri Hoca'ya avans vereceğiz dedik ya sana kız. Ben avans mı avans anlamam ablacığım. Vatandaşa gerek yok. Malı görelim önce. Kız ya su koyverme şimdi. Ablacığım zil çaldı. Aman duyduk. Kız kapıcı çalmasana şunu zır zır yangın çıkmış gibi. İyi günler. Ödünü patlattın hayvanın. Özür dilerim. Buyurun. Yavuz Bey. Yumurta pişiriyor. Mis gibi de koktu. Bir şey söyleyecektim de Yavuz Bey'e. Kız Yavuz. Baksana. Kapıcı sana bir şey söyleyecekmiş. İyi günler. İyi günler. Hayrola koçum bir durum mu var? Yok efendim. Aslında var da benden duymuş olmayın. Sedat Bey hala vermemiş kira borcunu. Aa. Nasıl vermez? Uyarım. Dün gene benden para aldı şerefsiz. Anam. Senden de mi? Vatandaşı kelek ha. Bitti. Nerede o? Şeyde. Gitti. Gitti mi? Gitmedi de. Evde. Görüşelim bakalım. Çekil şöyle koçum. Kız kapıcı beğendin mi yaptığını? Cinayet çıkacak şimdi. Anam. Bilseydim. Günaydın birader. Korktun mu? Günaydın canım abicim. Tak korktum biraz. Korktun ha? Dur birader. Daha bir şey yapmadım. Bırak kız. Yumurta nasıl soğuyacak ha? Harçtan kızı okumayalım ablacığım. Vatandaş ifade alacak. Ne ifadesi abicim? Bilmeden seni kızdıracak bir şey mi yaptım yoksa? Konuş birader. Öt. Ne yaptın parayı? Neden vermedin müdürümün kirasını ha? Vermedim mi canım abicim? Kız boğacak mısın adamı katil gibi? Altına edecek zavallı bak. Konuş birader. Ama doğru konuş tamam mı? Vatandaşın sabrı taştı. Ay! Tamam. Adam morardı be. Kim demiş vermedin diye canım abicim. Vallahi iki gözümünüm aksın ki. Tamam. Kurtma birader. Verdin mi vermedin mi? Verdim canım abim. Tak vallahi. İki gözüm önüme aksın ki verdim. Yemin yok birader. Yemin yok. Eli kolunu oynamasın. Şerefsizim verdim canım abicim. Dün verdim tak. Hem de 3 aylık birden. Kanıt göster vatandaşa. Makbuzun var mı? Makbuz? Almadım canım abicim. Tamam birader. Sonun geldi. Bittin. Duan et. Ay ay. İnanmıyorsan soralım canım abicim. Şükrü abiye soralım. Tak. Soralım birader. Yürü. Sen vakit geçirmeden aç şu davayı Şükrücüğüm. Bence de efendim. Bir an önce boşalsınlar daireyi de biz taşınalım. Hani orayı beğenmiyordun? Fark etmez ki Bilgiciğim. Yatmadan yatmaya gideriz. Ha yemeklerimizi yine burada yeriz tabii. Tuvalet banyo orada ama. Batırdın yine enişte. Hadi ben gidiyorum Zeynep'i bekletmeyeyim. Ne oluyor ya? Müdürüm nerede delikanlı? Ya, içeride baba. Kusura bakma müdürüm. Rahatsız ettik sabah sabah. Yenge hanım hürmetler. Estağfurullah buyurun. Damat merhaba. Merhaba. Buyurun hayrola ne oluyor? Sadece bir sorumuz var müdürüm. Bu adam sana kira borcunu ödedi mi ödemedi mi? Biz de şimdi onu konuşuyorduk. Vermedin mi Şükrü abi sen söyle. Daha dün vermedin mi ya? Sen konuşma birader. Hasretme vatandaşı. Evet müdürüm. Ne diyorsun? Kız müdür bir şey söyle Allah aşkına. Parçalayacak mı katil adamı? Nazan. Hiç bana bakma Şükrücüğüm. Söylesene Şükrü abicim. Dün vermedin mi 3 aylık ha? Söyle müdürüm. Verdi mi vermedi mi?
Verdi verdi. Hadi ama Davut, Dile'yi bekletmeyelim. Beklesin biraz Ulviye. Sık boğaz etme insanı. Ağız tadıyla kahvemi içeyim. Buyur enişte. Sağ ol kızım. Eline sağlık. Afiyet olsun. Dile'nin bulduğu yeni dükkanın yeri güzel. Kirası da fena değil. Göreceğiz bakalım. Davut. Davut, sen bu işi istiyor musun, istemiyor musun? Bilmem ki Ulviye. Her şey bitti, bir de kıza dükkan açıyoruz. Nein Davut, sen o dükkanı bana açıyorsun, Dilek'e değil. Ben çalışmak istiyorum. Warum denn Ulviye? Kann ich dich nicht erdehren? Es geht nicht darum. Das weißt du doch. Sen niye güldün kızım? Aman, hiç siz öyle aranızda Almanca konuşunca aklıma Halis geldi de enişte sağ olsun. Tövbe. İyi insan lafının üstüne gelirmiş. Biz geldik. Hoş geldiniz. Yaptım her şeyini. Yaptı Ayşenge. Çiş kaka hepsini. Anladık. Pis pis konuşma. Kahvemizi içiyoruz şurada. Ne var bunda baba? Anacığım, klipte oynayacağım. Teklif aldım. Ne dedi bu Ulviye? Klip mi dedin yavrum? Şengül ablamla. Ben ork çalacağım. O da oynayacak. Öyle yumuşak yumuşak. Al! Kıvırtma öyle. Dumkof, patlatırım ben seni. Gözünü seveyim enişte. Hemen ense patlatmak yok Davut. Çocuk bir şey anlatıyordu. Yapmasın öyle köçek gibi. Yakışır mı hiç şerefli Türk çocuğuna? Ben yapmayacağım ki baba. Şengül ablam yapacak. Öyle tatlı tatlı. Al! Alırım şimdi ayağımın altına. İnadına yapıyor bu kız, inadına. Delirtti iyice çocuğu. Amine, yangına körükle gidiyorsun sen de ha. Yalan mı Şevket? Niye gidiyor şimdi sakat ayağıyla ta Londralara patronuyla? Kocasına meydan okur gibi. Yükseltme sesini kızım, duyacaklar yukarıdan. Şu çeneni tutmayı öğren biraz Mine. Ayrılma noktasına getirdin çocukları. Ay Allah göstermesin. İş için gidiyor kız, fuhuşa değil. Senin oğlun da sağlıklı değerlendiremiyor ki hiçbir şeyi. Ne yapsın, hala atamadı üstünden o korkuyu. Dur şimdi Hacı, bir de sen çıkma aradan. Çalışmasın. Çalışacaksa düşünceli olsun biraz. Bir hafta yok. Kim bakacak bunlara? Ne kocasını ne çocuğunu düşünüyor. Nimet'in kızından başka ne beklenir? Sus artık Mine. Yeter. Kafam kazan gibi oldu sabah sabah. Aa! Sevmiyor kocasını kız, sevmiyor. Sevse yapar mı böyle? Ham 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 ham. Baba acıktı. Ver bakayım elma yanaktan bir diş. Bir de buradan. Hadi Cem yeter bu kadar tembellik. Kalk giyin, ne konuştuk dün gece? Ama ne yapayım Özge, bu kız çok tatlı. Yeter yahu yeter, dır. Karışma şu çocukların işine. Sen beni delirtmek mi istiyorsun? Oğlum kes, geldi kız. İşe mi gidiyorsun Özge? İşe babaanne. Özgeciğim biz de seni konuşuyorduk şimdi. Yolculuk ne zaman? Yarın mı gidiyorsun Londra'ya? Gitmiyorum, vazgeçtim. Düşündüm ki genel müdürle de konuştum. Şu sıralar gitmem pek doğru olmayacak. Anlayış gösterdiler. Aferin benim kızıma. İyi düşünmüşsün Özge. Cem kalkmadı mı da? İnecek birazdan. Suyu yuvaya bırakıp şirkete gelecek sizinle. Şükürler olsun ya Rabbi. Poğaçaların da sıcakmış. Sana bir kısmet var tertibim. Kısmet mi Hüseyin abi? Nasıl diktin kulakları hemen? 25 yaşında, hiç evlenmemiş, tahsilli, hem de bu semtten. Kim bu? Ben tanıyor muyum? Görmüşsündür mutlaka. Güzel de, ay parçası maşallah. Bir hedemene bakar, hemen ayarlarım. Hep böyle diyorsun Hüseyin abi ama poz çıkıyor ya. Aa, bak işte geçiyor. Hani nerede? İşte. Bir bakayım şuna. Nasıl? Hoşuna gitti mi? Göremedim ki Hüseyin abi. Şöyle birazcık arkadan. Endamı nasıl ama? Böyle kısmet kaçırılmaz aslanım. Konuş amcanla, biraz para versin, iş bir haftada tamam. Yengem dükkan açacak Hüseyin abi. Harıl harıl dükkan arıyorlar Dilek'le. Bana para falan vermezler. Sen konuş aslanım. El kızı onların keyfini bekler mi? Uçup gider. Sürüyle isteyeni var.
Bence o dükkanda rutubet falan yok tertip. Babam da hiçbir şey vermez. Gene bir kusur buldu. Belki de bu iş istemiyor tertip. Zorlamayalım adamcağızı. Bana ne zorlansın? Söyleyeceğim. Yapma tertip. Baba! Bak nasıl üzdün kızı. Çok hainsin. Al. Orasını sözdüm. Kof. Patlatırım ben seni. Oo, ustamlar gelmiş. Geldik, geldik. Deli mi burada bu pis adam? Hoş geldiniz. No, tertibim hayrola? Suratından düşen bir parça. Baksana şu babama Hüseyin amca. Hiçbir yeri beğenmiyor. Dükkan arıyorsun da niye bana söylemiyorsun ustam? Elimde şahane yerler var. Sahi mi Hüseyin abi? Nerede? Dur sen de şimdi Hüseyin efendi. Bir nefes alalım. Hüseyin abi bana bir kız bulmuş amca. He? Kız mı? Kimmiş bu kız? Bulmuştur yine öyle mö gibi birini baba. Vallahi öyle değil amca. Demin buradan geçti fıstık. Al! Ne dedin sen? Fıstık dedi baba adi. Vur! Ya Hüseyin efendi neler sokuyorsun sen bu çocuğun aklına? Yok be ustam. Öyle zannettiğin gibi kötü bir şey değil. Sevabına, sevabına. İstemez Hüseyin efendi. Sen karışma bu işlere. Hadi bakalım hadi herkes için hadi. Peki madam bir şey demedik. Al! Madam yok. Adam yok. Onun adı Ulviye. Anlaşıldı. Kimseye iyilik de yaramıyor ya. İstemez, istemez. Hurda bakır demir eskiler alırım eskici. Demek evleniyorsun ha? Ne yapayım amca? Vur baba vur. Bulmuş yine böyle gibi birini hadi. İyice düşündün mü Ergun? Düşündüm efendim. Sen emekli olacak adam değilsin Ergun. Öyle demeyin efendim. Çağ dışı kaldık. İçimiz geçti. Estağfurullah. Evet efendim öyle. Gençlere bırakmamız lazım işleri. Nasıl alışacağız yokluğuna? Alışırsınız efendim alışırsınız. Yokluğumu hissetmezsiniz bile. Ali Bey maşallah güzel bir bilgisayar sistemi kurdu şirkete. Bülent de yetişti sayılır artık. Vallahi bu önemli bir karar Ergun bana sorarsan. Evet efendim. Seni etkilemek istemem. Her şeyi düşünmüşsün. Ne diyeyim? Hayırlı olsun. Sağ olun efendim. Yani şey konusunu merak etmeyin. Kıdem tazminatı hep tutuyor ama top ve ödemeniz şart değil. İki tarafı da üzmeyecek formül buluruz. Konuşuruz bunları Ergun. Herhalde hemen bugün gitmiyorsun. Yok efendim daha neler. Konuşacağız tabii. Müsaadenizle. Hı hı. Yazıklar olsun. Çıkarmışlar beni gözden. Gitme kal bile demedi. Sizin istediğiniz de bu değil miydi Ergun Bey? Evet ama ağrıma gitti. 25 yıl canla başla hizmet et. Karşılığı bu olsun. Koysunlar kapının önüne bir tekmeyle. Yapmayın böyle Ergun Bey çocuk gibi. Hadi karay. Senin de beklediğin gün geldi. Hayırlı olsun müdürlüğün. O nasıl laf müdürüm affedersin tövbe. Gözü varmış gibi. Günaydın çocuklar. Bakın size kimi getirdim. Ah Cem Bey. O efendim hoş geldiniz. Maşallah özledik vallahi. Ben de özledim Ergun Bey ben de. Hoş geldin babam kurbanım sana. Ne yapıyorsunuz Abbas efendi estağfurullah. Ah efendim ha. Yokluğunuzu nasıl hissettik bilseniz. Vallahi hepsi konuştuk. Hastalığa ne kadar üzüldük bilseniz. Yok bir şeyim Ergun Bey iyiyim. Geldim tamam. Yok bir şey Ergun. Kesin dönüş yaptı. İşinin başında artık. Oh çok şükür. İstikbal gençlerde efendim gençlerde. Şükrü burada mı? Odasında Şevket Bey. Burada efendim burada. Ah odana kadar sevinecek şimdi buyurun. Gözümüz aydı efendim. Cem Bey geldi. Amca nasılsın? İyiyim yeğen. Seni gördüm daha iyi oldum. Hoş geldin. İnsan haber vermez mi? Agit sirvesi gibi trafik eser girişe kırmızı halı sererdik. Ya neydi be oğlum? Sefil olduk yollarda. Aman efendim aman. Neyse bitti çok şükür. Şirket batıyor dediler. Dayanamadım kalktım geldim ben de amca. Ne zahmet ettin be oğlum. Biz sensiz de batırabilirdik. Hadi otur. Dikilme leylek gibi. Sizin şu aile dayanışmanız insanın gözlerini yaşartıyor vallahi. Çay kahve ne emredersiniz efendim? Kahve mi Şevket Bey? Yo yo evde içtim. Sen bana bir soda ver Abbas efendi. Bana da bir çay. Baş üstüne babam. Hadi Abbas fırla. Bak Cem Bey'in de buzluk orası unutma. Tıraş duman değil mi efendim? İyi olur. Maşallah efendim maşallah. Her şey eskisi gibi. Abbasçık konuşacaklar vardı kendi aralarında. Çıkıyorum ya müdürüm affedersin. Şey sırası değil ama bir ara benim konuda açarsan Şevket Bey'e. Tamam Ergo merak etme.
Evim evim, güzel evim, sıcak evim. Oo, dünya varmış Nimet. Bir daha olmaz değil mi Raşit? Emin misin? Olmaz Nimetciğim. Sen kocana güven. Hadi çıkar üstündekileri. Bak olursa karışmam ama. Olmaz Nimetciğim. Vallahi olmaz. Hadi çıkar üstündekileri. Donmuşum Nimet. Soğuk kemiklerime işlemiş çadırda. Oh, medeniyet gibisi var mı Nimet? Kaloriferimiz, televizyonumuz. Rahat koltuklarımız. Otur hayatım otur. Uzat şöyle ayaklarını. Bak biraz ısınayım. Güzel bir çay yaparım. İçeriz şöyle karşılıklı sıcak sıcak. Oh, sonra da küveti doldurup gireceğim içine. Öyle yatacağım. Bir saat. Bana bak. Sen mi salladın kanepeyi? Yok Nimet, ne sallaması? Sallama paralarım vallahi. Oluyor işte. Ah. Yine oluyor. Ne oluyor? Bir şey oldu. Yok Nimet. Ay, bırak tahta kafa. Gidiyoruz, topla her şeyi. Yapma Nimet. Boşuna telaşlanıyorsun. Bir şey oldu. Yok. Olmuyor mu? Yemin et. Yemin ederim Nimet. Bak büfedekilere. Göz mü kırptın bana? Yok. Kusura bakma ama sen hiç menfaatlerini korumayı bilmiyorsun Halil Bey. Öyle kızma ama öyle vallahi enişte. Doğruya doğru. Bırakılır mı çoluk çocuğun eline dükkan ayol? Nerede görülmüş? Kendilerine çalışıyorlar işte enişte. Fena kazıklıyorlar seni. Ay, güzel konuş iblis. Nasıl kazıklarlarmış? Onlar benim oğullarım. Ben de senin karınım Halil Bey. Herhalde seni onlardan daha fazla düşünürüm. Ah enişte ah. Oturt beni kasaya da gör. Kuş uçurtmam valla. Her kuruşun hesabını veririm. Onlar da bilecekler Hüseyin. Kolay değil bana öyle kazık atmak. Ben adamın ciğerini sökerim. Fazla da açık vermemek lazım Yusuf abi. Babam huylandı. Ayarlarız korkmayın. Kofletçiye biraz avanta verirsek istediğimiz kadar naylon fatura keser. Peynirci zaten adamımız. Şu kadının yüzünden ne hallere düştük be abi. Babama da bıraksak her şeyi kadının üstüne geçirecek be oğlum. Geçirir valla. Hiç bakmaz. Allah gecinden versin. Yarın günlüyüp giderse ağzınızı açarsınız havaya. Küpünüzü doldurmaya bakın. Eyvah yakalandık. Buyur baba. Hoş geldin. Oh, maşallah. Kebap ziyafeti var Halil Bey. Ne bu hal iblis? Bira mı içiyorsunuz gündüz vakti dükkanda? İçiyorlar işte enişte. Daha ne soruyorsun? Suçüstü yakaladık. Sen ne konuşuyorsun be? Çık dışarı. Çık. Neyi getirdin bunları buraya baba? Burada hesabı ben sorarım. Tamam baba. Sen gel konuşalım. Ama bunlar buraya giremez. Allah Allah. Sen kimin dükkanından kimi kovuyorsun iblis? Kırarım boynuzunu. Çıkar kasa defterini. Hesaplara bakacağım. Bak Halil Bey. Bizim kimseden gizlimiz saklımız yok. Aha. Burada kumpas tam kurulmuş enişte. Sen yanmışsın. Sen de mi ortaksın bunlara bodur fare? Getir getir koy şuraya. Buyur. O defterden bir şey anlaşılmaz ki enişte. Uydurmuşlardır kitabına. Utanmaz soygunculuğa. Yediniz bitirdiniz adamı be. Biz mi? Hakkımız neyse onu alıyoruz biz sultanım. Asıl soyguncu sizsiniz. Siz yediniz bitirdiniz adamı be. Evet, güzel konuş ananla kırarım boynuzunu. Ne oldu sultanım? Ne oldu kız? Ay gözüm. Gözüm. Galiba. Ay burnum da kırıldı. Sultanım bak. Cafer bu sabah yine uğradı. Cenab-ı abi uyuyor dedim. Öğleden sonra gelecek. Ne yapayım? Ben de şimdi onu düşünüyorum İbrikçi. Ne kadar borcumuz? Bilmiyorum ki Cenab-ı abi. Yaz boyunca bütün apartman giderlerini o ödedi. Eyvah eyvah. Çok desene. Bu bana küsmüş galiba. Kim? Cafer mi? Hayır, Esmer. Hiç görünmüyor ortalıkta. Oho, ben ne diyorum o ne diyor. Cenab abi, gel inat etme. Yaz şu kadının şarkı sözlerini. Yine mi o iğrenç konu İbrikçi? Hayır, hayır. Hayır. Bunu seninle tartışmak bile istemiyorum. Kapat lütfen. İbrikçi. Acaba kaçsak mı? Birkaç günlüğüne kaybolsak mı? Cafer'den kaçamayız abi. Hay Allah. Hah, geldi bile. Açacak mısın? Başka çaremiz var mı abi? Sanmıyorum.
İyi günler. Merhaba Cafer. Merhaba. Gel canımın içi gel. Biz de şimdi seni konuşuyorduk. İyi insan lafın üstüne gelirmiş. Sağ olun efendim. Hadi gözün aydın Cafer'cim. Bir haftaya kadar paranı alıyorsun. Beklerim efendim. Dolar olarak ama. Dolar tamam. Cenab-ı abi Şengül Hanım'ın klibine şarkı sözü yazıyor. $2000 alacak. Anam. 2000 mi? Yaklaşık canımın içi. Henüz rakam kesinleşmedi. Avans bekliyoruz. Cafer'cim, $300 senin işini görür mü? Aa. Aramızı küçük hesabı kapatmak için. 300 mü? Tabii efendim, fazla. O halde anlaştık canımın içi. Hadi sen işine bak. Biz sana haber veririz. Hadi güle güle. İyi günler. Sen ne yapmaya çalışıyorsun İpekçi? Tamam anladık. Vakit kazanıyorsun ama bu kadar da fazla. Yaparsın be abi. Senin için çocuk oyuncağı. Alt tarafı bir şarkı sözü. Alt tarafı bir şarkı sözüymüş. İşte onun için yapamam İbrikçi. Ben şairim. Bir ismim var benim. Böyle kaset kapaklarına düşecek kadar ucuzamadı bu isim. Bak. Bunlar ne? Sana geldim İstanbul. Yeter ama artık efendim. Kafam şişti sabahtan beri. Bağırma çocuğa. Ne güzel çalıyor işte. Ne çalıyor Allah aşkına anneciğim? Ne çaldığı belli bile değil. Bestem için bir melodi arıyorum efendim, anlamıyorsunuz ki. Solistimiz neredeyse gelecek. Hangisi gelecek evladım? Safiye mi yoksa Hamiyet mi? Şengül anneciğim, Şengül. Katilin sevgilisinin Safiye'si. Hamiyet yüce ses gelsin o zaman. Çal evladım çal. Bahşiş vereceğim sana. Hemen geliyorum Mübeccel Hanım. Sizi beklettim ama. Rica ederim, önemi yok. İnan Sevim Hanım şaşırdım. Bu kadar hızlı iyileşme az görülür. Tabii ya. Kim baktı ona? Çok iyi baktı Allah için. Bakarım. Benim adım Cemil. Eşeğe dikkat et Sevim abla. Buyurun. Geçmiş olsun. Sağ ol. Ben de bir bira içerim artık senin şerefine bu akşam Sevim. İç canım. İç hak ettin. Hadi bakalım izin çıktı. Duydun mu Cafer? Duydum Cemil abi. Benim adım Cemil. Şşt kapa çeneni. Büyükler konuşuyor burada bak. Bu ne Cafer? Sabri Bey ders mi veriyor? Yok efendim. Beste yapıyor klip için. Klip mi? Ha, klip. Katilin eserine. Şengül Hanım kaset çıkaracakmış. Aa öyle mi? Hadi hayırlısı. Buyurun. Hadi tekrar geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Bekliyorum kahveyi. İnşallah. Gül, baksana biraz. Ne var? Hasta bekliyor. Baban marketi basmış bugün. Ne diyorsun sen ya? Nasıl basmış? Basmış işte Gül. Yanında Sultan Hanım'la yengeç. Hesaplara falan bakmışlar. Resmen hırsız muamelesi yapmışlar çocuklara. Asıl hırsız o karısıyla Hüseyin. Kırarım boynuzunu iblis. Şşşt. Sus sen bakayım. Her lafa karışma. Aa. Senin için kolay İbrikçi. Kendini bir de benim yerime koy. Koyabilsem kendim yazarım abi. Günümüz şarkılarına hiç kulak verdin mi? Sözcüklerin nasıl bir anlamsızlıkla sıralandığının farkında mısın? Hmm. Galata'dan at beni, in Halice tut beni. Şafak'ta horoz sesi, öpüp uyandır beni. Ya. Harikasın abi. Devam et. Devam edeyim. Sen bende dalga mı geçiyorsun İbrikçi? Ne dalgası abi? Estağfurullah. Çok ciddiyim. Bu işte daha ne olacak? Galata'dan at beni, in Halice tut beni. Sonrası nasıldı? Esmer görüyor musun? Şu koca şairin düştüğü durumu. Durma abi yakaladın. Şafak söktü, horoz öptü uyandırdı beni. Geldi abi. Çabuk birkaç mısra daha hadi. Rahat bırak beni İbrikçi. Bunaldım. Aç şu kapıyı. Buyurun efendim buyurun. Rahatsız etmiyoruz ya kız. Aa ne demek hanımefendi. Buyurun rica ederiz. Bekliyorduk sizi. Aa, sen niye geldin küçük yaramaz? Klipte ben de oynayacağım Cenab amca. Bak sen. O benim asistanım kız. Dokunma. Sürprizlerin sonu gelmiyor bugün İbrikçi. Ay şimdi meraktan çatlayacağım kız şair. Döktürdün mü bari bir şeyler? Döktürdü. Şunu bilin ki hanımefendi tabii pek kolay olmadı. Hiç kolay olmadı. Uyumadı bütün gece. Ruhuyla, yüreğiyle yazdı. Ay.
Neler yazdın Cenap amcacığım? İçinde şeyler var mı? Hayır. O dediklerin yok yaramaz. Bak çekeceğim kulağına. Hani nerede kız? Okuyun şunu hadi. Okuyayım. Galata'dan at beni, Halice in tut beni. Şafak söktü, horoz öttü, öptü öptü uyandırdı beni. Ay bayıldım kız, helal olsun. Ben de bayıldım Cenap amcacığım. Kadın uykudan yeni uyanmış, yatıyor öyle pembe pembe. Seni küçük yaramaz. Bak çağrışımları hemen yakaladı. Durma kız, okusana. Yarim Ayvan Saraylı, kayın provası allı, çekiyor kürekleri, elleri sevda gülleri. Katil bu kız. Katil mi hanımefendi? Hı, katil tabii. Kayıkçıydı, o oynar horozuyla. Ha, bu hiç aklıma gelmemişti. Kimin gelebilirdi ki? Eline sağlık kız. Vallahi çok sevdim. Bayıldım, bayıldım. Az kalsın unutuyordum kız. Al şu avansını. Bitirmeden asla alamam. Hayır. Al kız. Ya. Hadi nazlanma. Alacaksın abi. Bu senin emeğinin karşılığı. Al Cenap amcacığım, al. Harcarsın öyle yumuşak yumuşak. E peki madem israr ediyorsunuz, alayım bari geçici olarak. Aa, yapmayın böyle efendim. Şengül Hanım neredeyse gelmek üzere. Gelirse gelsin efendim. Böyle ortalığı dağınık görmesin, çok ayıp. Görürse görsün, umurumda değil efendim. Benim umurumda efendim, müşteri veli nimetimiz. Hadi efendim, ne müşterisi? Zaten tahmin etmiştim, o kadına aranızda bir şey var. Fesubhanallah. Nereden çıkarıyorsunuz bunları efendim? Alo, misafir mi gelecek kızım? Vişnelik üründe çıkart bari. Hah, bunu çok iyi akıl ettiniz efendim. Bunak bunak diyoruz ama. Vişnelik örümüz yok efendim. Allah Allah, nasıl olur efendim, mutfakta var. Burası gazino değil, benim evim. Hah, geldi. Görüyor musun anneciğim nasıl koşturuyor iğrenç kadın için? Efendim, buyursunlar. Merhaba. Sen niye geldin sapık? Bırak kız, o benim asistanım. Beraber çalışıyoruz klipte. Aa, öyle mi? Allah bağışlasın. Gel evladım, gel, yabancı gibi durma, geç şöyle otur. Hoş geldin evladım. Kristal Gazinosu'ndan mı geliyorsunuz? Çok tatlısınız. Yaşa seni mi? Klipte ben de oynayacağım Aile teyzeciğim. Ork'ta çalacağım tatlı tatlı. Bana ne? Bir sen eksiktin. Bakma öyle yüzüme sapık sapık. Ne o kız? Beni görür görmez tuttu yine gıcığın. Kusura bakmayın efendim. Heyheyler üstünde bugün biraz. Ayakta kalmayın efendim. Buyurun oturun. Al kız. Katil yolladı. Bu iş avansın. Aman efendim, ne acelesi vardı. Sağ olun, çok düşüncelisiniz. Bereket versin. Kız hoca, hazırladın bari bir şeyler? Hazırladım efendim. Bakalım beğenecek misiniz? Pek size layık değil ama. Ben de eşlik edeyim Sabri Bey amcacığım, yumuşak yumuşak. Dur evladım, önce bir dinle. Sen çal Sabri amcacığım, çal. Ben sana uyarım. Yeter efendim. Tontuşu da çıldırttınız bakın. Sen de ne güzel çıldırıyorsun Aile teyzeciğim, tatlı tatlı. Kusurumuza bakmayın efendim. Tamam boş ver kız, sen çalmana bak. Pencerenin perdesini biliyor musun evladım? Fesubhanallah. Teyzeyi de oynatalım şu klipte kız, nostaljik olur. Efendim, dinleyici istekleri değil ki bu. Beste yapmaya çalışıyoruz. Olsun kız, çal şunun istediğini, sevap. Hay hay efendim, siz nasıl isterseniz. Benim kocam sizin zurnacı başınız değil. Efendim anlaşıldı mı? Pencerenin perdesi aç bana gözlerini. Anne. Ha, kolay gelsin. Hoş geldin, hayrola? Yok bir şey anne.
İşte mi bir şey oldu? Babanla mı tartıştınız? Hayır anne, niye tartışalım? Canım sıkıldı, biraz kalkıp geldim. İyi öyle diyorsan. Karnın aç mı? Hı, değil. Aşağıda şarkı söylüyorlar. Şarkı mı? Hı. Sabri Beyler'de. Aa, o şeydir. Şengül Hanım için beste mi yapıyormuş, neymiş? Yok anne, öyle bir şey değil. Eski bir şarkı. Fasıl gibi, kor halinde. Var sende bir şey, var. Anlatmak istemiyor musun? İstiyorum anne. Neden eve geldim sanıyorsun? Anlat o zaman, ne oldu? Sorun Zeynep mi? Hı, evet. Ama sandığın gibi değil. Yani öyle kavga falan etmedik. E ne o zaman? Morali çok bozuk. Amerika'ya gitmekten falan bahsediyor. Amerika'ya mı? Hı. İş bulamadığı için umutsuzluğa kapılıyor. Ben de hiç iyi değilim anne. O giderse ben de duramam buralarda. Hala çocuksunuz. İkiniz de çocuksunuz. Dalga geçme anne ya. Hatırlıyor musun? Bisiklete binmeyi nasıl öğrenmiştin? Ne bileyim, öğrenmiştim işte. Niye? Öğrenmiştin ama nasıl? Sen bir de bana sor. Günlerce dizlerin yara bere içinde. Kaç defa düştün? Bilmem. Çok. Çok ya. Düşüp bir yerini kıracaksın diye içim giderdi. Babana da söylenip duruyordum. Bu yaşta çocuğa iki tekerlekli bisiklet alınır mı diye. Öğrenir diyordu o da, sakin sakin. Daha yeni başladı. Sahiden öğrendin çok geçmeden. Biraz zor oldu ama. Yapma anne, o kadar da zor olmadı. Başlangıçta umutsuzluğa kapıldığın olmadı mı hiç? Vazgeçmeyi düşündüğün. Annem haklı. Her zaman olduğu gibi. Yok, çoğu zaman olduğu gibi. Onlar ne güçlüklere göğüs germiş. Zeynep de ben de daha ne gördük ki? Yolun başındayız henüz. İlk zorlukta havlu atarsak oho. Haklı aslanım adam. Ben de olsam kovarım. Bu kadar da götürülmez ki. Yapma enişte. Sen götürün demedin mi öyle babaya? Tamam aslanım dedik de. Para sizin paranız. Siz götürmeseniz Sultan Hanım da yengeç götürecek. Daha ne enişte? Çok götürdünüz Asım. Vur deyince öldürülmez ki. Anında uyandılar bak. Hadi. Bırakacağım ben de bu işi, yetti. Sabaha kadar sarhoşu, esrar keşi. Ne veriyor sana bu adam? Satışa göre değişiyor. Üst üste koyunca günde 5 milyonu buluyor işte. Bırak vallahi, gece işi 12 altın aşağı yapılmaz. İyi akşamlar Adem. İyi akşamlar. Adem abi merhaba. Merhaba. Nerede kaldın be abi? Ağaç oldun bu ayazda. İdare et Adem. 40 yılda bir yemek yedik çocuklarla. Olmuyor ama böyle abi. He? Ne bu havalar aslanım? Sabri domuzundan yine teklif mi aldın yoksa? Ne teklif abi? Kimseye güvenme öyle. Bırakırlar adamı sap gibi ortada. Ne dedik şimdi abi? İş sahibi olmak kolay değil Adem. Bak bu çocuklar da işsiz. Koydu babaları kapının önüne. Buyurun sıcak. Hadi iyi geceler. İyi geceler. İşine gelmiyorsa çalışacak adam çok. Hadi. Buyurun sıcak. Kırıldı be enişte. Kırılsın. Adam gibi söyledik kaç kere. Anlamıyor ki penguen. Biz gidelim yavaş yavaş enişte. Hadi dedim. Kolay gelsin enişte. Eyvallah. Sıcak. Buyurun. Sıcak sıcak. Yapa gel. Buyurun. İyi akşamlar Cafer. Ne haber? Hay hocam hoş geldin. Hoş buldum Cafer'cim. Nasılsın? Çok şükür hocam. Buyur otur şöyle. Üf, havada ne soğuk. Ya. Ver bakalım bir tabak. Derhal. Yanında ayran. Ayran içme. Uygun geliyor. Ne oldu hocam? Yaptırdın mı sopayı? Sopa mı? He. Rahatsız edenler olursa diye. Cop cop. Yok be Cafer. Ne sopası? Sen bakma babama. Kimseye vurabilir miyim ben? O da doğru ya. Karınca incitemez benim hocam. Şu memleket sizin gibiler sayesinde ayakta duruyor vallahi. Hadi abi dayan. Geldik sayılır. Gevşeme gözünü seveyim. Ha gayret. Ah yıkıcı. Ah ne hallere düşürdün beni.
Allah'tan köprü parasını ayırmıştım Cenab-ı abi. Dayan abi, dayan. Bana öyle devamlı dayan dayan deyip durmayın Gülçü. Aa, zaten sinirlerim bozuk. Bak çekeceğim kulağına. Herkesi masaya davet ettin abi. Önüne gelene içki ısmarladın. Depoda benzinin ne kadar kaldığını ben nereden bileyim? Bileceksin Gülçü. Bu senin işin. Eve bir kilometre kala benzin bitmez. Bakacaksın göstergene. Gösterge bozuk diyorum abi. Bozuksa neden yaptırıyorsun Gülçü? Aa. Hadi dayan dayan. Gevşeme az kaldı. Kafirler gazineden döndü Sevim. Koş. Uyudun mu? Tak yakalandık canım abiciğim. Döndük Sayın abim. Döndük. Ay içim acıdı kız. Baksana koskoca şair araba itiyor. Şairler de geldi Sevim. Koş. Kaçırma bunu. Alem var. Buna da eğlence lazım. Çekmiş kafayı. Geçmiş olsun birader. Hayırdır? Yolda mı kaldınız? Kaldık maalesef gördüğünüz gibi. Motor arızası mı şeker kardeşim? Hayır canımın içi. Arkadaşımın dikkatsizliği. Benzinimiz bitti maalesef. Vah efendim vah. Geçmiş olsun. İyi akşamlar. İyi akşamlar komşum. Kız hoca ne haber? Bitirdin mi bizim besteyi? Az kaldı efendim. Bitmek üzere. Biraz dinlemek ister misiniz? Söyle kız biraz. Çatlayacağım zaten meraktan. Şöyle efendim. Si do re re sol fa mi mi re do. Galata'dan at beni at beni. Halice'in tut beni tut, tut beni. Ay ağzına sağlık kız. Bayıldım valla. Vay be döktürmüşsün. Sen neymişsin be komşu? Kız şair sen ne diyorsun? Doğrusu ne diyeceğimi bilemiyorum hanımefendi. Böyle ağzım açık kaldı. Bu sözlere, bu beste. Kız Yavuz. Hocaya biraz dolar ver. Ver ki ablacığım. Batıracak mısın vatandaşı? Ver kız biraz daha. Bak gece gündüz çalışıyor adam. Var mı sende birader? Var canım abicim. Ne kadar? At bir iki yeşillik. Aman efendim acelesi neydi? Kesinize bereket. Cenap Bey dolar mı verdi o? Dolar Celilciğim dolar. Kız senden korkulur valla. Nasıl gördün ta oradan? Gözü çıkasıca. Efendim biraz daha söyleyebilirim isterseniz. Kalsın komşum. Gece vakti şişirmeyelim vatandaşın kafasını. Bak hala gelmedi. Bu sefer yolmazsam etlerini. Seninki de hep lafta kalıyor anne. Biz burada horoz bakıyoruz. Adam gazinolarda alem yapıyor. Vallahi bir gelsin bak nasıl koparacağım kafasını. Geldi Allah'ın cezası. Bak şimdi görür gününü. İyi akşamlar güzel karıcığım. Sen nerelerdesin kör olasıca ha? Nerede para? Para neymiş Serpilciğim? Paranın lafı mı olur? Merhabalar hanımefendi. Para hazır emrinizde. İkinizinki de tak tak faiziyle hem de. Ne dedim ben size? Ha? Kağıtlar yükselecek demedim mi? Bak nasılmış? Ah Sedat. Ay şaştım kaldım vallahi. Ay günahını almışım. Nasıl yaptın bunu baba? Baban yapar kızım. İnternetten cız. Serpil'cim güle güle harca. Ben de bir hafta daha kalsa 3'e katlanırdı ama tabii keyfim bilir. Aa, sahi katlanır mı? Kesin sevgilim. 4'e bile katlanır. Ezbere mi konuşuyoruz biz burada? Tek. O zaman kalsın Sedat ama haftaya verirsin. Tebrik ederim seni hayatım. Kafan zehir gibi çalışıyor. Mua. Seninki de kalsın mı kızım? Hayır baba kalmasın. Ne oluyor efendim? Nereye böyle bu saatte? Yukarıya efendim. Cenap beylere davet ettiler. Kahve içip iş konuşacağız. İş mi efendim? Ha, gene o iğrenç beste işi mi? Yoksa o pis kadın da mı orada? Orada efendim. Ne kötülük var bunda? Yavuz Bey de orada zaten. Hayır efendim. Gitmeyeceksiniz. Görüşmeyeceksiniz o pis kadınla. Hala. Nereye gidiyor bu gece vakti? O pis kadın anneciğim. Şengül, Şengül. Bu. Kızımın üstüne gül mü kokluyorsun? Kırarım bacaklarını ha. Aa, yapmayın efendim. Tadil eden insanı bunlar birader. Hangi taşı kaldırsan yolsuzluk. Orada bir çete, burada bir hale mafyası.
Maalesef öyle Yavuz Bey. Gidişat can sıkıcı. Çok haklısınız. Nereye baksan kötü kokular geliyor birader. Vatandaşın çadırından, abdesthanesinden bile çalıyorlar. Buyurun efendim. Eline sağlık kız. Zahmet oldu sana da. Aman efendim, ne zahmeti? Sağ ol birader. Göbeklerinden işitmek lazım bunları. Şafakta horoz sesi öpüp öpüp uyandır beni. Kes! Hariçten gazete okumayalım ablacığım. Memleket meselesi konuşuyoruz burada. Hasretmeyelim vatandaşı. Konyamız yok mu İbrikçi? İkram etsene çok değerli misafirlerimize. Hı, bakayım abi. Sallanacaksın bunları birader. Af yok. Ta ki be. Garç garç. Ay yeter kız, içime fenalık geldi. Bırak şu siyaseti. Memleketi sen mi kurtaracaksın? Ne güzel klip mılip konuşuyorduk değil mi? Aa, o kadar mı kalmış Konya'mız İbrikçi? Bu kadar Cenab abi. Kız Yavuz. Konya kalacak parası yok koskoca söz yazarının. Ver birkaç yüz dolar daha şunlara. Vereceğiz ablacığım, patlama. Konuşuyoruz. Heh, hoca da geldi. Aç İbrikçi. İyi akşamlar. Kusura bakma Cemil Bey, misafirimiz var. Görüyoruz, çekil şuradan. Katile bir şey soracağım. Aa, bitirdiniz mi yoksa Konya? Celilciğim, çok özel bir şey konuşuyoruz canımın içi. Toplantı halindeyiz. Başka bir zaman bekleriz. Benim adım Cemil. Zaten canım sıkkın. Çeçenistan'a yine bombalamışlar. Katille konuşacağım. Hayrola Sayın abim, bir durum var? Var. Sevim hala kansız. Kansız mı Sayın abim? Vah vah. Kansız. Toparlanamadı bir türlü. Pırasa kansızlığa iyi gelirmiş. İstediğin pırasa olsun Sayın abim. Sana yarın iki çuval getiririm. Getir kız, getir. Sevap. Bak ne güzel karısını düşünüyor. Düşünürüm. Benim adım Cemil. Sağlığınıza. Yarasın Sayın abim. Sağlığına da canımın içi, ağır ol biraz. Misafirlerimize ikram edecek başka bir konyağımız yok. Heh, bu hoca. İyi akşamlar Sevim Hanım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buradasın ha? Sevim hoş geldin. Yazıklar olsun Cemil. Bir iyileştim diye hemen başladın apartman turlarına. Ne turu Sevim? Vallahi senin için geldim. Sorabilirsin. Senin için yenge, hürmetler. Pırasa ısmarladı vatandaşa. Pırasa efendi, pırasa. Kötü bir niyeti yok. Pırasa Sevim. Ha, pırasa. Bana bak. Başıboş bırakma o hayvanı. Bırakırım bırakmam. Sana ne? Vururlar vallahi karışmam. Belediyenin emri. Tasması var görmüyor musun? Hem onun bütün aşıları tamam. Sen oldun mu kuduz aşısı? Yoo. Seni de vururlar o zaman. Ne istiyorlar zavallı köpeklerden? Onlara da aşı yapsınlar. Kolay gelsin. Eyvallah. Günaydın Gülsüm abla. Cafer amca yok mu? Kalkamadı daha. Bütün gece çalıştı. Ne yapsın? Tuğan merhaba. Merhaba. Niye dışarıda dolaşıyorsun? Hava alıyorum. Hala düzelmedin bundalar artık. Yok be ya. Adam kavgada düştü. Orasını burasını kırdı. Biz kaldık açıkta. Görüyor musun Bodur fareyi nasıl kıvranıyor? Kuyruğuna basılmış gibi. Düştü süngüsü enişte. Köpek gibi pişman oldu. Beter olsun iblis. Ayaklarına da kapansa almayacaksın bunu markete Halil Bey. Sürünsün. İyi sabahlar. İyi sabahlar Adem. Buyur hoş geldin. Yusuf abi sana bir şey diyecekmiş Halil Bey. Gelsin mi? Ne yüzle gelecek ayol? Ne diyecekmiş iblis? Araya adam mı koyuyor artık? Hadi gel. Hadi aslanım hadi. Başka kapıya. Çık dışarı Bodur çık. Seninle işimiz bitti artık. Halil Bey benim ne günahım var? Ben bakkal adamım. Ben sana el kaldırdım mı? Karıştırma çocuklarını arandaki kavgaya. Heh yılanın büyüğü geldi. Tuçun Adem. Hoşt atışma. Yakışıyor mu sana bu yaştan sonra evlatlarını böyle kapı dışarı atmak baba? Ay vallahi ay. Olmaz olsun öyle evlat. Evlat mı onlar? Haydut, haydut. Besle kargayı ölsün gözünü. Bana bak Sultan Hanım karışma bu işe. Vallahi öbür gözü de ben morahtırım şimdi.
Gel morar sıkıysa be, hadi! Üstad Bey'in sesi sizi mahalle kadınları gibi! Yapmayın şöyle be! Kız bari sen uyma şuna be! Baksana şu terbiyesiz abi, gözümü morar çakmış! Sensin terbiyesiz! Bak hala konuşuyor! Susun dedim size! Clinton, babamız! Babamız vallahi, helal olsun! 1 milyon dolar verdi adam! O benim yakam değil baba! Ha? Ay pardon efendim, buyurun! Tarak neredeydi kızım? Burada baba. Vitamininizi de içmemişsiniz, yazık günah. Ben içtim baba. Ben içmeyeceğim, çok ekşi. Ekşi olur mu kızım? Ayıp. Aa, Türkan teyzeniz boşuna mı veriyor bunları size? Bakayım. Oo, portakal suyu gibi. Bunu bulamayan çocuklar var. Ay saçımı acıttın baba. Ay, öpeyim de geçsin. Tutumlu olun biraz kızım. Her şey ateş pahası. Bak babanız gece gündüz çalışıyor. Clinton babacığım birazcık. Sus bakayım. Karışma her lafa. Sus hatta babam konuşuyor. Kızım malınızın kıymetini bilin. Defterlerinizi sakın kopartmayın öyle çırt çırt. Kalemlerinizi de idareli kullanın aman. Bak hükümetimiz durmadan yeni vergiler çıkartıyor. Bir de defter kalem vergisi çıkarır. Aa, Aysel öğretmenim ne tatlı. Günaydın. Günaydın Halis'ciğim. Antrenman var mı bugün? Var. Liseler arası turnuvaya hazırlanıyoruz yine. Çalışıyor musunuz toplarla öyle yumuşak yumuşak? Hopluya, zıplaya. Hah, Aysel Hanım sizi gördüğüm iyi oldu. Söyleyin kayınpederinize ödemeyeceğim aidatı. Neden ödemiyorsunuz Sabri Bey? Geçen yıl bu kadar çok para vermiyorduk efendim. Makbuzlara bakabilirsiniz. Her şeye zam geldi ama Sabri Bey. Doğalgaz neredeyse 2 katına çıktı. Ne tatlı söyledin Aysel öğretmenim. Sen karışma lafa hadi. Al köpeğini doğru evine. Gitmiyorum bana ne? Çengül ablama söylemezsen. Sabri Bey amca kovdu beni derim. Anında başka bir besteci bulur. Kovmadım evladım, yanlış anladın beni. Annen merak edecek de onun için. Anlatabildim mi efendim? Hesapları hala getirmedi. Hesapları görmeden 5 kuruş ödemem. Tamam efendim, tamam söylerim. Hadi Alice'cim, hoşça kal. Güle güle Aysel öğretmenim. Ne tatlı gidiyorsunuz zıp zıp. Gülsüm Hanım, sen mi gittin servise? Nerede Cafer? Hı, çıktı baykuş. Niye sordun Cafer'i? İşim var. İyi günler, buyurun. Hah, burada burada. Söyle ne söyleyeceksen. Cafer! Artçı deprem. Aletsel büyüklüğü 4. Duydun mu? Anam. Aletsel büyüklüğü mü? Gel hadi. Ne diyor bu be? Bira mı istiyor sabah sabah? Richter şiddetiyle 4. Adam alkolik gül. Başka ne isteyecek? Duydun mu? Duyduk, duyduk. Aletsel büyüklüğü 4. Zıkkım iç. Kızlar hazır mı? Hazırladım gül. Vitaminlerini de içirdim. Gel. Sor bakalım ablan Ayşe. Bu sabah da yine 2 dilim kızarmış ekmeğe mi talim edeceğiz? 2 dilim mi abla? Nein Ayşeciğim. Bu sabah 1 dilim. Bu sabah 1 dilimmiş enişte. Duyduk duyduk. Eziyet. Alman mezalimi. Ne o kızım? Sen de mi küstün bana? Tövbe enişte. Ne haddime? Mantıklı ol biraz Hürriye. Söyle ablana mantıklı olsun Ayşe. Bu devirde dükkan açmak kolay mı? İş yerleri birer ikişer kapanıyor. Abla eniştem diyor ki... Duydum Ayşe'cim duydum. Sen de söyle eniştene bunların hepsi bahane. Enişte ablam diyor ki... Hoş kendin de duydun ya. Biz geldik. Hoş geldiniz. Yaptı mı her şeyini Halisciğim? Yaptı anneciğim yaptı. Çiş kaka hepsini. Hem de öyle çok yaptı ki böyle. Anladık. Pis pis konuşma. Şurada yiyeceğimiz 1 dilim kuru ekmek zaten. Mahsus mu yapıyorsun Dumkov? Patlatırım ben seni. Ayşeciğim söyle eniştene Dumkov yok. Söyle Ayşe'nge ense patlatmak da yok. Nesi var o hayvanın? O da seninle konuşmuyor baba. Öyle dedi. Ayşe'nge söyle abadı de konuşmuyor babamla.
Tövbe tövbe. Hiçbirimiz konuşmuyoruz. Hadi Ayşe'cim yıka Abadi'nin ayaklarını. Terbiyesiz kala. Nasıl ödemezmiş bakalım. 18, 7 daha 25. Nazif, bak oğlum şu kapıya. Geldim babacığım. İyi günler. Buyurun. İyi günler. Cafer, gel evladım. Getirdin mi gazetemi? Getirdim hocam. Buyur. Sağ ol. Ya, yaktın mı yine sigarayı baba? Yaktım, karışma bana. Sabah sabah bu kaçınca mı babacığım? Karışma ulan. Zaten canım sıkkın. Sabri Bey'e hesap çıkarıyorum. Vah hocam vah. Ne yapsın adam? Haklı. Ben olsam paketiyle yerim vallahi o sigarayı. Götürüp gözüne sokacağım bu hesapları. Geçireceğim kafasına. Geçir vallahi hocam. Hak etti ki ne biçim. Sen de yangına körükle gitme gözünü seveyim Cafer. Zaten burnundan soluyor. Görüyorsun. Nazif bir adamı delirtir o sabri domuzu. Kudurdu kitapsız. Kudurdu kıskançlığından. Göstereceğim o ahlaksıza. Belgeleriyle. Bu yaştan sonra apartmanın parasını yedi dedirtmem kendime. Daha neler. Ölüm söylemiş babacığım. Söylemiş utanmaz. Asıl hırsız o. Şu adama böyle iftira atılır mı? Kendi cebinden apartmana harcamıştır Allah bilir. Harcamışım zaten evladım. Harcamışım. 3 aylığımın 60 milyonu gitti. Anam. Nasıl oldu hiç anlamadım. Sallanma ulan Nazif. Derse geç kalıyorsun. İyi günler hocam. Ne oldu Aydın'ın baygını? Sen böyle konuşmazdın. Hani işini seviyordun? Gene seviyorum. Üstelik çok da iyiyim işimde. İyisin tabii. Akıllı, yaratıcı sevgilim benim. O ajan senin sırtında dönüyor be. Takdir etmiyorlar mı çalışmanı abla? Oho, lafa gelince ediyorlar tabii. Övgüler, sırtı vazlamalar, aslansın, kaplansın. Paraya gelince tık yok. Bırak, bilgecim Allah'ını seversen ayrıl. Sen bu performansında nerede olsa iş bulursun. Dur be enişte, sen de gaz verme. Kolay mı öyle hemen iş bulmak? Bak Zeynep aylardır iş arıyor. Ya Bilge ile Zeynep bir mi oğlum? Deneyimi var bir kere. İşinde bir numara. Vallahi ben senin yerinde olsam hemen basarım istifayı. Bugün yine mi iş görüşmesi var Zeynep'in? Kim bilir bu kaçıncı. Bizim bile başımız döndü. Bir de kızın halini düşün, tam panikte. Ay inşallah bu sefer olur. İnşallah ama yine pek umutlu değil Zeynep. Nasıl bir ortam hazırlıyoruz biz bu gençlere ya? Sanki üniversitelerin amacı işsizler ordusu yetiştirmek. Deprem de kötü etkiledi Şükrücüğüm. İşsiz sayısı 8 milyona çıkmış. Geçen gün gazetede okudum. Bu resmi rakam Nazan. Açık işsizler. Ya. Bir de gizli işsizleri düşün. Çalışır görünüp sinek avlayanları. Vah canım vah. Al canım. Sağ ol canım. Ah çok yakıştı Şükrücüğüm. Şu film görmeyecek miyiz? Öve öve bitiremiyor çocuklar. Komedi biraz güleriz. Gülelim vallahi. İhtiyacımız var. Gidelim bu akşam. Tamam. Babamların şirketi olmasa ben şimdi iş arıyordum enişte. Çalışmak mı benimki? Oyalanıyoruz işte. Ne diyorsun oğlum sen? Öyle baba. Oyun oynuyoruz. Ne yapıyorum ben orada? Şirkete çok yararlısın oğlum. Ergun daha iyi diyor senin için. Yapma baba. Ergun amcanın lafına kaldıysak yanmışız biz. Ay evet Şükrücüğüm. Adam yağcılık olsun diye her şeyi söylüyor. Aydın oğlum. Sen ne hayırsız adamsın? Niye aramıyorsun babanı? Ama o da küstürdü bizi efendim. Ne demek? Babaya küsülür mü oğlum? Sen misin Hacer? Ihlamur yaptım teyze. İç şunu da için ısınsın biraz. Sağ ol kızım. Önce şu suyu ver de ilaçlarımı içeyim. Aman bırak be teyze. O ilaçların hiçbir şeye faydası yok. Ben seni şimdi bir güzel terletirim. İstersen şişe de çekerim. Yok kızım aman. İstemem ben öyle şişe mişe. Ne yapıyor bizimkiler? Gitti mi Şevket? O daha burada. Cem Beyler çıktı. Suyu yuvaya bırakıp Nimet Hanım'a uğrayacaklarmış. Oh çok şükür. Bugünleri de gördük. Çok şükür teyze. Ben bir ara boşanacaklar sandım vallahi. Ay Allah göstermesin. Seviyor musun yuvayı? Seviyorum.
Arkadaşın var mı peki? Var. Kaç tane? Bir tane. Bir ökün. Bir buna. Bir de buna. Seninki halinden memnun. Geldik neredeyse Bıcırık. Görürsün birazdan arkadaşlarını. Önüne bak Cem, toslayacaksın bir yere. Gitmesek olmaz mı Özge? Efendim? Annen nerede diyorum. Gidiyoruz ama bir yandan da ödüm patlıyor. Yine tutturursa deprem falan diye. Çoktandır gitmedik Cem. Alınıyor kadın artık. Zaten hep diken üstündeyim. Bir de annen sinirlerimi bozarsa? Biliyorum canım, biliyorum. Kolay değil senin için. Ama sık dişini lütfen ha. Benim hatırıma. Deprem. Deprem oluyor. Eyvah. Oluyor işte, gene oluyor. Atla Nimet, kurtar kendini. Kendine gel tahta kafa. Bir şey olduğu yok. Aklını mı kaçırdın? Yok mu? Sallamadık mı sahi? Bana mı öyle geldi? Yemin et. Otur şuraya tahta kafa. Benim asabımı bozma, paralarım vallahi. Ah canım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne oluyor anne? Ha, niye bağırıyorsunuz? Delirdi bu adam kızım, delirdi. Vallahi delirdi. Tutmasam atacak kendini pencereden. Ne oldu Raşit Bey, iyi misiniz? Maalesef. Hiç iyi değilim Cem. Aklımı bozmak üzereyim. Demedim mi ben size? Öksürsem deprem oldu sanıyor. Aa, yapma anne. Yok yok. Annen haklı evladım. Aylardır doğru dürüst uyuyamıyorum. Yemek yiyemiyorum. Onun da mı sinirlerini bozdun anne? Yine ben mi suçlu oldum? Delirdim ben kızım. Yatırın beni bir kliniğe. Yeter artık tahta kafa. Çocukların yanında yapma böyle şeyler. Paralarım vallahi. Otursana sen de. Deprem! Oluyor! Bu sefer oluyor! Yok bir şey, sakin yok bir şey Nimet Hanım. Yok bir şey. Ben salladım ayağımı. Sen mi? Deprem değil mi? Değil Raşit Bey. Oturun, telaşlanmayın. Yok bir şey. Yemin et. Ayağımı salladım dedi kız. Duymadın mı? Tahta kafa. Ama sanki büfedeki bardaklar... Uzatma tabansız, otur. Ama beni sen korkuttun Nimet. Asıl sen beni korkuttun. Bakma yüzüme öyle deli deli. Göz mü kırptın bana? Yoo. Ha, paralarım vallahi. Ay, ölüyorum. Biliyorum zaten efendim. Benden kurtulmaya çalışıyorsunuz. Allah Allah. O nasıl söz efendim? Nereden çıkarıyorsunuz böyle şeyleri? Ölürsem kurtulursunuz efendim. O zaman istediğiniz gibi besteler yapıp o pis şarkıcı kadınlarla fingirdeşirsiniz. Midem mi bulanıyor kızım? Hayır anneciğim, ağrıyor, ölüyorum. Bütün gece gözümü kırpmadım sizin yüzünüzden. Ne yaptım efendim? Gitme dediniz, gitmedim Cenap Beyleri. Bütün gece başımın etini yediniz. Ne yapsam size yaranamıyorum. Bir soda daha ister misiniz? Ne? İstemem sizin sodanızı efendim. Ay midem. Anne. Hamile misin yoksa kızım? Ne hamilesi efendim, siz de şimdi tövbe tövbe. Midesi tuttu gene, görmüyor musunuz? Tutar tabii. Niye üzüyorsun hamile karın? Efendim, mide spazmı, sancısı tuttu diyorum. O zaman hastaneye götür. Buradan da ölecek kadın. Hasbinallah. Çok kötüyüm anneciğim, dayanamıyorum. Kızın sancısı tuttu, rüknettin. Sabredin biraz efendim. Türkan Hanım daha gelmemiş. Gecikiciyi tuttu onun da. Sus be sen de mendebur. Gelmedi mi Türkan Hanım? Gelmedi efendim. Hay Allah. Nerede kaldı acaba? Ben nereden bileyim? Domuz babacığım, domuz. Şşt. Ne dedi o? Konuşuyor işte, aptal aptal. Sen mi öğretiyorsun bunları ona eşek? Ne münasebet efendim? Estağfurullah. Eşek eşek. Sensin eşek. Sus be. Kırıldım babamız. Türkan Hanım gelince hemen haber ver. Baş üstüne. Domuz. Ha, Cafer. Gel evladım, al şu hayvanı. Anam, kaçmış mı yine? Herhalde. Serseri mayın gibi dolaşıyordu ortalıkta. Al götür sahibine. Baş üstüne. Buyurun. Şu hesapları da al. De ki Sabri Bey'e. Prens, gel bili bili. Ben şimdi bulurum. Benim adım Cemil. Prens, neredesin kız? Burada efendim, burada. Buyurun. Hocam bulmuş, sağ olsun. Ay, sağ ol kız hoca. Kayboldu diyor, ödüm koptu valla. Kız
sen bir daha kaçacak mısın ha? Katil ikimizi de öldürür valla. Cafer evladım, al bunları. Aa, kız sen geberme mi? Prensten daha güzel ötüyor valla. Clinton babamız. Cafer, bunlar apartmanın hesapları evladım. Evet hocam. Götür Sabri Bey'e baksın. Kuruş kuruş hesapladım. Şimdi ben konuşursam tansiyonum filan çıkacak. Tamam hocam. Söyle ona, aidatını bugün de ödemezse vallahi... Ha? Buyurun. Buyurun. Hayrola, toplantı mı var? Biz de sizi bekliyorduk Türkan Hanım. Hızır gibi yetiştiniz. Ayla Hanım çok fena hastalanmış. Vah vah, nesi varmış? Midesi tutmuş, midesi. Hoş geldiniz Türkan abla. Hoş bulduk. Görelim şunu. Çok şükür gelebildiniz efendim. Gözlerimiz yollarda kaldı vallahi. Ölüyorum. Geçmiş olsun Ayla Hanım, ne oldu? Kız hiç iyi görünmüyor bu. Bembeyaz olmuş. Gaz sancısıdır o gaz. Biz de anlayamadık efendim. Asabi galiba. Buyurun hemen muayenehaneye. Gül yatıralım hemen. Sabri Bey, hesap istemiştiniz. Alın size hesap. Durun efendim, sırası mı şimdi Allah Allah? Sırası. Başımın etini yiyorsunuz günlerdir. Sabri Bey. Apartmanın parasını yedi dedirtmem ben kendime. Ya. Hamile mi yoksa kız bu? Gaz dura gaz, ben anlarım. Sabri Bey. Anam, ben bakamam. Neresi acıyor? Burası, bir de şurası. Bir tamam, de uzanın rahatça, şöyle Gül yardım et. Son adetini ne zaman gördün kız sen? Ay burada da mı buldu bu kadın beni? Şengül Hanım lütfen. Kıpırdama Ayla Hanım, kıpırdama. İşte hepsi burada, bakabilirsiniz. Bunlar doğalgaz faturaları. Bunlar da... Şimdi bakamam efendim. Karım ölüyor burada, görmüyor musunuz? Allah Allah. Gaz dur o gaz. Kahvaltıda ne yemişti? Kız sen de şişirme şimdi kafamızı, got got got. Bütün giderlerin dökümünü çıkardım. Her daireye düşen... Gazdır gaz. Bizim bir Şefika ablamız vardı, benzetmek gibi olmasın. Ay. O da bundan gitti rahmetli. Bir sen eksiktin baykuş. Olmuyor ama böyle canım. Çıkar mısınız lütfen dışarı? Doğurdu mu, doğurdu mu? Nesi oldu? Kızı mı oğlu mu? Biz konuşmuyoruz, sen de konuşma babamla Dilek. Öyle bakalım yüzüne öyle. Küs küs mö gibi. Olur mu tertip? İnsan patronuna küser mi? Yeğenim. Şuradan yıldız torna vidayı ver bana. Usta sana sesleniyor tertip. Duymadın mı hayırsız? Dilek söyle babama, tertipim onunla konuşmuyor. He? Konuşmuyor mu? Konuşmuyorum amca. Sana ne oluyor hayırsız? Sen de mi uydun bu salağa? Aşık ol. Söyle babama Dilek. He? Aşık mı? Evet amca, aşığım. Aşık olamaz mı? Söyle ona Dilek. Evlenecek onunla. Yeter ama tertip. Beni karıştırmayın bu işe. Ne diyorsun sen Dumkov? Kimmiş o evlenecek kız? O kız işte. Hüseyin amcanın bulduğu. Al. Patlattı mı ben seni Dumkov? Daha o kızı görmedim bile. Gördüm amca. Bir kere uzaktan. Gördüm baba bir kere. Şöyle biraz arkadan. Arkadan hem de. Oğlum çıldırtmayın adamı. Tövbe. İnsan şöyle biraz gördüğü kıza aşık olur mu be? Oldum amca, ne yapayım? Olmuş baba, ne yapsın? Çok güzel kız. Pembe pembe. Al. Alırım şimdi ikiniz de ayağımın altına. Vallahi tertibim küstedi amca. Al. Gereksiz konuş. Konuşma adi. Vallahi küstü baba. Tövbe. Bela mısınız siz benim başıma? Ya bana ot usta. Yaşlandı annem oğlum. Biz bile yaşlanıyoruz baksana. İlgi istiyor abi, doğal. Kendini yalnız hissediyor. Yalnız değilse de boşlukta. Hastalanınca büsbütün duygusallaşıyor. Çocuk gibi oluyor. Ben de bir uğrarım akşamüstü. İyi olur ya. Sevinir. Ha ne oldu? Gelmedi mi şu kredi mektubu daha? Bankadan arayacaklar gelir gelmez abi. Şükrü Bey'le içeride beni çekiştirdiler mutlaka. Bak emekliliğimizi istedik, kötü kişi olduk. Şimdi kıdem tazminatının üstüne yatmaya bakıyorlar. Olur mu Ergun Bey, yapmazlar öyle şey. Sen patron milletin tanımıyorsun kanarya. İşlerine yararken senden iyisi yoktur. Hasan çıkınca vurlar kışına tekmeyi. Görüşün zamanı gelince. Ayrılmayı kendiniz istediniz ama Ergun Bey. İstemese miydim? 25 yıldır çalışıyorum. Eşeğin kuyruğu gibi ne uzadım ne kısaldım. Abbas. Ya dışarıda volta mı atıyor Cem Bey? Atar müdürüm affedersin. Keyfinin kayası mısın? Oturamıyor yerinde. Bunalımda hala. Bir aşağı bir yukarı. Ne malum affedersin? Belki düşünüyor adam. Belki kafası daha iyi çalışıyor öyle. Tövbe. Hadi Abbas Bey. Bir de seninle uğraşmayalım. Aldın boşları. Bak işine. Cıvık.
İnsanı zorla günaha sokar, affedersin. Efendim, bir arzu vardı. Yardımcı olalım. Yok, sağ olun. Yok bir şey. Oturmaktan sıkıldım o kadar. Demet, ne konuşuyor bunlar içeride bir saattir? Ben nereden bileyim Ergun Bey? Herhalde vardır konuşacakları bir şey. Destur müdürüm, ha? Affedersin. Gel. Ah, özür dilerim efendim, buyurun. Çayını içmedin babam. İçmeyeceğim Abbas efendi. Şükrü'ye ver. Şevket Bey, acaba konuşabildiniz mi? Ne? Şu emeklilik. Yok, daha konuşamadık Ergun. Efendim, artık şunu bir karara bağlasak da. Ya sen de bizden ayrılmaya amma meraklıymışsın ha. Ne oldu? Bir yerden teklif falan mı aldın? Aman efendim, ne teklifi? Benim sizden gizli kapaklı bir şey olabilir mi? Konuşuruz. Bir iki gün daha bekleyebilirsin değil mi? Gayet tabii efendim. Gayet tabii. Ne demek? Geri dönüşsüz olarak mı açmışlar Tahsin Bey? Evet, lütfen bekliyorum. Tamam, sağ olun. Mektubu bize fakslarsanız sevinirim. Size de iyi günler. Evet. Rahatsız etmiyorum ya canım abicim. Hoş geldiniz Sedat Bey. Bu ne şeref? Dargın mıyız yoksa Şükrü abicim? Dargımız diyor ya. Pes. Günlerdir karabatak gibi yok ortada. Şimdi de karşıma geçmiş, dargın mıyız diyor. Ne desen haklısın Şükrü abicim. Yahu Sedat, senin canını kurtardık, hata mı ettik? Gebertiyorduk katili, elinde kalıyordun. Senin için yalan söylemek zorunda kaldım. Sağ ol Şükrü abicim. Hakikaten hayatımı sana borçluyum. Bırak hayatını falan. İnsan getirir kira borcunu ver hiç olmazsa. Getirdim canım abicim, tak. 3 aylık toptan. Londra borsasında işi bitirdik. İnternetten cızzz. Buyur Şükrü abicim. İstemiyorum senin paranı, geçti artık. Vereceğim mahkemeye. Yapma bunu bana Şükrü abicim. Bir daha olmaz, söz veriyorum. Ben anlamam. Zaten orada kızım oturacak. Otursun Şükrü abicim. Ama kış ortasında bizi sokakta bırakamazsın. Bahar gelsin çıkıyoruz. Ev alıyorum Londra'da, müstakil hem de. Hadi al, üzme beni. Yaşa Şükrü abicim. Senin zaten o kadar katı bir insan olmadığını biliyordum, öpeceğim. Mwah, mwah. Saygılar sunuyorum Şükrü abicim. Kolay gelsin. Güle güle. Yanlış anlamazsan abicim, affına sığınarak küçük bir ricam olacak. Söyle, ne söyleyeceksin? Ufak bir kredi açabilir misin bana Şükrü abicim? Biraz dardayım da. Şöyle 200 milyon kadar. Hemen ödeyeceğim Şükrü abicim. Hafta başında tak, paran hazır. 150 milyon da versen yeter. Utanın be, siz nasıl erkeksiniz? Var mı öyle hemen pes etmek? Var mı? Benim öyle babam olacak. Yarın sabah 6'da gideriz markete, kırarız kilidi. Savaş var. Savaş ya? Değiştiririz kilidi de. Gelsin ha sıkıysa. Her kuruşunda hakkımız var. Biz çalıştık, biz yaptık. Şimdi bırakalım, o kadın mı yesin? Zehir zıkkı mı yesin? Alacağız hakkımızı abla. Ne alacağız be abi? Babam böyle yaptıkça bıktım artık. Bu işin sonu yok, gidiyorum ben. Dur aslanım, acelen ne? Bitir yemeğini. Ablan kuru yapmış bak, mis gibi. Hollanda'ya gideceğim enişte. Duramam buralarda. Zaten kağıtlarım hazır, bir imzaya bakar. Nereden çıktı şimdi Hollanda falan? Yok öyle yok. Hollanda neymiş ha? Hollanda bir ülke baba. Şşt, siz dersinizi yapın. Laf dinlemeyin. Çalışın hadi. Duymayacağım bir daha Hollanda Hollanda. Şurada gül gibi işiniz var. Gül gibi işiniz dururken ne öyle Hollanda Hollanda? Dinleyin ablanızı. Babacığım, alır pazarlama. Şşt, sus bakayım sen. Ablanız ne diyorsa o. Ne diyorsun Gül? Ne yapıyoruz şimdi? Aman be, sarhoş mu oldun sen de? 37 kişi mi başvurmuş? Korkunç bir şey. Üstelik birçoğunun master var, inanabiliyor musunuz? Gel de hasta olma. Ya üniversite açmak kolay. Nerede yatırım? Hani iş olanakları? Vallahi şeytan diyor, git sekreterlik yap. İngilizcem var nasıl olsa. Bilgisayardan da anlıyorum. Yap vallahi. Daha kolay iş bulursun. Hem sekreterlik deyip geçme ha. İyi para kazanıyorlar. Aman Aydın.
Ya sekreterlik yapacaksa niçin aldı o diplomayı enişte? Şaka yaptık be oğlum ha. Siz de her şeyi ciddiye alıyorsunuz bu gece ha. Dinleyin şimdi, bir fikrim var. Kendi işimizi kuracağız. Kendi işimizi mi? Kendi işimizi tabii sevgilim. Başkalarının ağız kokusunu çekmeyiz. Fena mı olur yani? Gene şaka mı yapıyorsun enişte? Yok be oğlum. Öyle bir halin var mı? Bak yüzüme. Ne işi bu Aydın? Kafanı kullan sevgilim. Biz ne yaparız en iyi? Tanıtım, halkla ilişkiler. Aynen. İleride de tam hizmet veren bir reklam ajansına dönüşürüz. Yapabilir miyiz sahi? Ya hem de ne biçim yaparız? Bilge ile ben medyayı avucumuzun içi gibi biliyoruz nasıl olsa. Siz ikiniz zehir gibi gençlersiniz. İleride Cem ile Özge'yi de alırız. Peki sermaye enişte? Sermaye burada oğlum, burada. Sermayemiz kafamız. Tabii biraz da babamın parası. Ha, buldun adamını. Vereceğini hiç sanmam. Verir Bilge. Bugün aradım. Acayip sevindi. Bizi üzdüğüne çok pişman. Vallahi benim aklım yattı. Olabilir. Olabilir ne demek oğlum? Olacak. Oldu bile. Çak ortak. Harika olacak ortak. Her şey yoluna girmeden Kati enişimi bırakmam, haberiniz olsun ha. Anlaştık. Çak bakalım. Sen ne diyorsun Zeynep? Benim kaybedeceğim bir şey yok zaten. Çak o zaman. Sen de çak Aydın'ın baygını. Hadi ortaklar, hayırlı olsun. Hoş geldiniz efendim. Nasıldı sihirbaz? Batırdın yine enişte. Sihirbaza gitmediler ki, sinemaya gittiler. Heh, öyle ya. Beğendiniz mi efendim? Beğendik efendim. Bayıldık gülmekten. Siz neyi kutluyorsunuz böyle? Yeni işimiz efendim. Bu gördüğüm muhteşem dörtlü halkla ilişkiler şirketi kuruyor baba. Aa. Belki Cem'le Özge'yi de alacağız aramıza. Aa, hayırlı olsun. Bunlar eni konu ciddiler galiba Şükrücüğüm. Sen de var mısın bu şirkette Bilge? Duruma bağlı baba. Olacak tabii efendim. Ekibimizin beyni o. Güzel düşler bunlar ama iyi düşünmek lazım. Kriz sürüyor. Piyasada yaprak kıpırdamıyor. İki ayda batarsınız vallahi. Şükrücüğüm, bozma hemen moralini çocukların. Bence hiç durmayın. Kararlıysanız başarırsınız. Yaşa be anne. Bizi destekleyeceğinizi biliyorduk zaten efendim. Moralinizi bozmak için söylemiyorum ama Nazan, sahiden iyi düşünmek lazım. Bu ekonomik krizde zor, çok zor. Yapma bunu baba, bozma hemen moralimizi. Ne çabuk unuttun tavuk çiftliği kurmaya çalıştığın günleri. Biz genciz ve bizim düşlerimiz var. Edison düşlerinden vazgeçseydi, bugün hala gaz lambası yakıyorduk baba.